Merhaba abi. Merhaba. İşte yine biz birlikteyiz. Evet. Bir videodayız. Başka bir videodayız. Önemli bir konu. Bize göre önemli, dünyaya göre önemli, Türkiye'ye göre önemli. Önemli de önemli. Uzatmadan aşı abi. Evet. Aşı ne yapacağız? Yani birçok ülkede çıktı. Güçlü ülkeler alıyor. Orta evet. ülkeler böyle birazcıktan birazcık oradan alıyor. Evet. İşte zayıf ülkeler yani son planda kalıyor. Yani virüs genelde sence ne durumda, aşı ne durumda? Yani ne düşünüyorsun, senin düşünceni istiyoruz. Evet, aşı hakkında benim düşüncelerim hiç olumlu düşünmüyorum. Bir kere onu baştan söyleyeyim. Aşının ne olduğu belirsiz, ne olacağı belirsiz. Vurulduğumuzda ne olacağını, vücuda ne gibi etki edeceğini, böbreklere, ciğerlere, orta vadede, uzun vadede, kısa vadede ne gibi yan etkileri olacak. Bunların tamamı bir muammadan ibaret. Ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi devletimiz olarak başımızdakiler mecbur tutmayacağız diyorlar. Ama şimdi de bir aşı pasaportu denen bir şey geliştirilecekmiş herhalde. Aşı pasaportsuz kimlik gibi kimse pasaportsuz gezemeyecek. Aşı pasaportun kimliğin gibi üzerinde olacak. Taşıyacaksın. Aşısız kimse kalmayacak diyorlar. Ya ben olmak istemiyorum atıyorum. Ne olacak? Beni mecbur zorla mı yapacaklar? Yapmayacağız diyorlar. Yani o şöyle... Hastaneye gidersen giremezsin. Devlet dairesinde bir işin varsa göremezsin. Gibi. Hani mecbur değildi? Seyahat edemezsin. Uçağa binemezsin. Otobüse binemezsin. Gibi gibi sorumluluklar var. Buna yani bu sadece Türkiye'de aslında değildi. Yani dünyada gene böyle bir mantık var. Mesela yani aşıya bizi mecbur edecekler. Paso var. Hı hı. Mesela HES kodu ne zaman çıktı? Nisan. Nisan. Mayıs evet, ayınlarında. Evet, evet. Zorunlu değildi. Birkaç ay sonra zorunlu oldu. Belli yerlere girebilmek için, uçağa gidebilmek için. Tabii. Şimdi devlet dairelerine giremiyorsun HES kodsuz. Seyahat edemiyorsun. En son bunu 15 Ocak'tan toplu ulaşımda da HES kodu zorunlu. Evet. Sen kullanmıyorsun da ben işe git gel. Yani aşı da bu şekilde olacak herhalde. Aynısı. Aynı taktiği uygulayacaklar. Aynı şekilde olacak. Eğer aşı olmak istemiyorsa gideceksin bir dağda, bir köyde. Tabii mezrada hani işte kendi hayatını, dağ başında yaşayacaksın. Hiç devletle, milletle, kimseyle işin olmayacak. Ancak o şekilde aşıdan kurtulabilirsin. Onun dışında da bu şartlarda peki, kurtuluş yok. Peki abi şimdi böyle Çin aşısı var. Neydi? Çin var. Avrupa'nın yaptığı Pfizer BioNTech var. O Çin'inkini ismini unuttum ya. Sinovac aşısı var Çin'in. Ha. Moderna var, Pfizer var. Evet, Pfizer. İşte BioNTech Pfizer zaten. Aynı şirket. Yani duyduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla yani bunu yapacağız. Şimdi bunların yan etkileri de oluyor. Sence yani bu aşı harbiden o virüsü mü? Başka bir amacı var mı? Hani sen ne anladın abi? Yani şimdi ben virüse de inanmıyorum. Yani inansam da şu şekilde inanıyorum. Laboratuvar ortamında yapılmış bir virüs insanların üzerine salındı, bir şekilde hasta ediyor. Hasta edemediklerinde bu aşıyla hasta edecekler diye düşünüyorum. Peki bunu da geçtim. Biraz evet. daha kısa keselim. Evet. Hayır tam aşı kabul ettik, virüsü kabul ettik, her şey tam. Evet tamam dört. Her şey doğal. Peki aşı yapılacak. Bunların da bir kademe kademe olacak. Evet. İlk başta tıpçılar, sonra da polisler, birbirine benzeri. Evet, her evet. ülkede aynı. Evet. Bu nasıl geliyor sana? Sen yine bir vatandaş olarak yani yapmak istemiyorsan ama yapsan da. Evet yapsam da neden en son bana sıra gelecek mesela. Yani şimdi demek ki bu şöyle oluyor. İşte devlet erkanında olanlar, sağlıkta olanlar, işte atıyorum önemli mevkilerde olanlar öncelikli olacak. Yani demek ki insanları sınıfa ayırıyorlar. Birinci sınıf insanlar, ikinci sınıf insanlar, üçüncü sınıf insanlar. Biz herhalde en son gelecek bize sıra aşı olacak olursak. Sağlığımızı kurtarmak açısından konuşuyorum. Şanslı mıyız? Şanssız mıyız? Yani gerçekten hastalığın var olduğunu, bu aşının da faydalı bir şey olduğunu kabul edecek olursak şanssızız. Ama bizim kurduğumuz teoriden, kurgudan ibaretse şanslıyız. Kurduğumuz demeyin de sadece düşünüyoruz. Evet, düşüncemiz evet, düşünce olarak evet. Bu açıdan şanslıyız. Aşı. Normalde zaten yani benim iki ufak çocuğum var. Aşı. Yani doğumdan 2 yaşa kadar bir sürü aşı var. Evet. Ne aşı olduğu da belli değil.
Şimdi de böyle bir aşı çıktı. Evet. Ben anlamadım getirme işleri. Yani aşılar böyle. Örneğin bir sene daha önce yine konuşmuştuk bu aşı mevzusunda. Bizim kullarımızda ilkokulda yaptıkları aşılar var. O aşıları da yapmazsan askerde bakıyorlar, iz kalıyor. Evet, iki tane üst üste, hatta bazılarında üç tane. Askere gittiğinde erkeklerde, askerde görmezlerse orada tutup aşılıyorlar seni. O iz orada kalıyor. Sanki bir şeymiş gibi, vücudunda bir uvuz olmuş gibi onu orada ölene kadar taşıyorsun. Sen böyle söylemişken benim de bir yakınım Amerika'da, yani Amerika'ya gitti master yapmak için. Özür diliyorum. Bir aşı yapmamış. Üniversitede kaydolamıyormuş. Üniversitede kayıt olabilmesi için o aşıları vurulması gerekiyormuş ki vuruldu. Sonra evet. Da kayıt oldu. Evet, sorunlu oldu. Şimdi bunda da aynı şekilde olacak yani, korona aşısı da. Peki sana göre abi ne diyecek? Bu video izleyenlere ne diyeceksin? Yapsınlar mı, yapmasınlar mı? Sence herkesin özgür iradesi, kendi düşüncesi. Yani herkes bu kararı kendisi verecek. Yani bu aşı eninde sonunda istesen de istemesen de zoraki bir şekilde severek veya sevmeyerek olacaksın. Bundan kaçış yok. Ne kadar uzatabilirsen, ne kadar kendini soyutlayabilirsen o kadar kârdasın diyelim. Sana göre, bize evet, göre. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.